Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere aktaracağım konu. Araç neden boğulur? Boğulan araba nasıl çalıştırılır? Araç boğulduysa ne yapılmalıdır? Bunlarla alakalı bilgi vereceğim. Aracın boğulması demek silindirlere olması gerekenden fazla miktarda yakıtın girmesi ve burada sıkışması demektir. Aracın boğulmasının başlığı sebepleri arasında ateşleme sisteminde oluşan arızalardan kaynaklanan marş basıyor ama çalışmıyor durumudur. Yani fazla baş, fazla marş basmak yer almaktadır. Onun dışında aracı çalıştırırken gaza yüklenerek çok pompalama yapmak da aracı boğmaktadır arkadaşlar. Bu ikisidir genelde aracı boğan. Şimdi gelelim boğulan araç nasıl çalıştırılır kısmına. Bu konuda e, dikkat edilmesi gereken iki şey bulunmakta. Bunlardan biri araç sadece boğulduysa ne yapılmalı, diğeri ise araçta boğulmanın etkisiyle bujiler ıslandıysa ne yapılması üzerinedir. İlk olarak araç boğulduysa kesinlikle gaz pedalına basmıyoruz. Çünkü o an gaz sizin en büyük düşmanınız olacaktır. Çünkü gaza basmak aracı daha fazla boğacaktır. Bu sebeple aracınız boğulduysa biraz bekledikten sonra gaza basmadan aracı çalıştırmayı deneyin. Genelde 2 ya da 3 denemede araç çalışmaktadır. Eğer bujilerin e, eğer ki aracınız çalışmazsa yani 2-3 denemede bujilerin ıslanmış olması muhtemeldir. Bu tarz bir durum yaşarsanız aracın hem aküsüne hem de marş motoruna zarar vermemek adına ya bujileri söküp kurulayacaksınız ya da bujilerin kendi kendine kurumasını bekleyeceksiniz. Başka seçeneğiniz yok arkadaşlar. Eğer bujiler ıslandıysa araç çalışmayacaktır. Siz ne kadar çalışmaya uğraşırsanız uğraşın, çalışmaz. Bu da aracınızın aküsünün bitmesine, marş kömürlerinin bitmesine sebep olur ve sizi çok daha büyük masraflara sokabilir. Bujileri kuruladıktan ya da kurumasını bekledikten daha sonra Bujiler kuruduğunda aracı çalıştırın. İlk denemede çalışmasa, çalışmasa da ikinci ya da üçüncü denemede genelde çalışır. Sonrasında sorununuz zaten kendi kendine çözülmüş olur. Genel aracı çalıştırdıktan sonra direkt stop etmeyin. Bujiler tam kurumamış olabilir. Araç biraz ısınsın. Bujilerin tamamen kurumasını sağlayın ve daha sonrasında araç normal seyrinde aracı kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu konuda sizlere aktaracaklarım bu kadar.